Yeşim. Merhaba Çınar. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Nasılsın? İyiyim. Yani hayat devam ediyor sonuçta, değil mi? Ben yemeğe çıkıyordum dışarıya. Benimle gelmek ister misin? Tabii. Orada daha rahat konuşuruz. Hadi gel. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Ben liseyi dışarıdan bitiriyorum da lise 2'nin konularını anlatan CD'leri görmek istiyorum. Buradan alabilirsiniz. Bunlar mı? Evet. Ben de şuradan filmlere bakıyorum. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Beyaz şarap? Yok, ben içki kullanmıyorum. Yani... operasyondan sonra doktor antibiyotik verdi de o yüzden. Tamam o zaman biz direkt yemek siparişi verelim. Sen bize menüyü getir. Peki efendim. Bunlar olacak. Buraya kadar getirdim. Artık bunları da sen ısmarlarsın herhalde. İsmarlarım tabii. Bir de bunlar. Ne kadar? 362 lira. Şu üstteki üç tanesini bıraksam kaça olur? O zaman 210 lira. Tamam. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, buldumlar. Ay harika gözüküyor. Sen balık pek sevmezdin. Yanlış mı hatırlıyorum? Çok canım çekti. Harika olmuş ama yesene sen de. Aa, Sinan? Sinanlar geldi. Ne işin var burada? Balığın iyisini bir tek sen mi yiyeceksin oğlum? Hi, how are you? Hi, fine. And you?
Good to see you again. My ex-wife's sister, Yeşim. Hi, I'm Jane. Nice to meet you. Sinan. Memnun oldum. Memnun oldum. Hadi bize katılsanıza, hep beraber yiyelim. Bilmem ki. Do you wanna join? Okay. Toprak nerede? Where's Toprak? At home. Biz Toprak'ı çok sevdik ya. Heleciğim bayıldı. O da sizi çok sevdi. Siz Çınar'ın Amerika'dan arkadaşısınız değil mi? Sizden çok bahsetmişti. Zaten gösterdiği fotoğraflardan falan da anımsıyorum sizi. Hatırlıyor musun? Çiftlik evindeydik. Baş başa. İkimiz sadece. Dolunay vardı. Sabaha kadar içip dans etmiştik. İşte o zaman anlatmıştın, hatırladın mı? O zaman anlatmıştı. Gerçekten çok eğlenceli bir hikayeniz var. Hiç derse giresim yok ya. Ben de eve gideyim bari. Allah Allah. Araba nerede? Buraya park etmedin mi? Kafamda güzeldi ki buraya park ettim eminim. Ya çektiler mi acaba ya? Kerem Efendi, bir şey mi kaybettiniz? Sesinizi çıkarırsanız öldürürüm sizi. We stayed in the mountain house for months. It was very lovely. I miss there too much. Those days, Çınar wanted to go to America, but I don't want him to go. At last, he couldn't leave me. Because we were lovers. Yeşim yeter. Kapatalım bu konuyu olur mu? Neden Çınar? İnsan yaşadıklarımı unutamıyor ki. What happened then? I will tell you later, honey. Çınar'cığım, biz müsaadenizi isteyelim. Baş başa görüşmemiz gereken bazı mevzular vardı da. Sonra görüşürüz. Nasıl istersen. Çok memnun oldum. Ben de öyle. See you. Bir gösterdim, sesleri solukları kesildi ha kuşlara. Şunlara bak.
Çınar, iki adam Kerem'le beni kaçırıyor. Beykoz'dayız. Beyaz bir arabadayız. Ne olur bir şey yap. Kusura bakma Sinan. Böyle bir tatsızlık yaşamak istemezdim. Sizin de ağzınızın tadını kaçırdık. Abi bizim tadımız yerine gelir de bu ne iş ben hiç anlamadım doğrusu. Amacın ne? Ben sadece biraz geçmişi hatırlayalım istedim canım. Ne var bunda? Hem bırakalım şimdi bunları. Hadi biraz iş konuşalım. Evet, işten konuşalım. Zira seninle başka türlü iletişime girmek mümkün olmuyor. Telefonu. İşte anandan, babandan ver, bana. Ver lan. Versene telefonunu. Ver. Geldik. Al şunu. Oyun mu oynuyoruz lan burada? Her şey senin kontrolünde olacak. Kreasyonu da istediğin gibi çıkartabilirsin. Bundan dolayı da kimseye hesap vermek zorunda değilsin Yeşim. Planlamaları sen yaptığın için sonuçlarını da sen katlanacaksın. İşte ticaretteki risk de bu. Anladım. Yeşim, bu çok iyi bir fırsat. Ya bunu iyi değerlendirir, istediğin çizgide başarılı olursun. Ya da hırslarına yenik düşüp batar gidersin. Her şey senin elinde. Ben hiç öyle şeyler yapar mıyım canım? Merak etme sen Çınar'cığım. Bak, buna emin olamıyorum işte. Az önce masada oturan Yeşim var ya. İşte o seni ele geçirdiğinde o kadar ince bir çizgide yürüyorsun ki her an aşağı düşüp çakılabilirsin. Ben seni uyarayım. Gereksiz tartışmalara da girmek istemiyorum. Her şey hazır. Sadece imzalara kaldı. Sonrasında zaten taşınma işlemlerine başlayacağız. Ya bu arada yönetimde sana yardım etmesi için Reyhan'la konuştum. Malum senin çok fazla tecrüben yok. Onun tecrübelerinden faydalanırsın. Harika olur. Reyhan'la işbirliği yapmak mutlu eder beni. Uyar yani. Güzel. Bitirdiysen kalkalım mı? Şirkette toplantım var. Daha hiç yemedim ki. Sen git ben tatlı falan da yiyeceğim. Peki. Afiyet olsun. Sağ ol, görüşürüz. İnanamıyorum.
Şimdi ben liseyi dışarıdan bitireceğim yani. Derslerini asmaz, düzgün çalışırsan tabii. Bu olaylarla hiç bir ilgisi yok. Hatta benimle bile yok. Niye beraberdiniz lan o zaman bugün? Biz uzaktan akraba sayılırız. Uzaktan yakından bize fark etmez. Hı? Abi buraya geldik de ne oldu şimdi? Sanki şimdi paranızı alabileceksiniz. Bırakın beni. Gidip bulayım paranızı. Lütfen. Lan değil! Sana mühleti zaten biz bu yüzden verdik. Sen ne yaptın? Yumurta falılığa dayanıncaya kadar gezdin tozdun. Bu durumda benim dediğim olacak. Anladın mı lan? Anladın mı oğlum? Ne gezmişse abicim, o kadar para dert diye bulunmuyor ki. Lan oğlum indir lan önce. Biz senin sınıf arkadaşın mıyız lan? Siz benim hiçbir şeyim değilsiniz. Bırakın beni. Hayır! Ne yapıyorsun sen ya? Görmüyor. Vay! Çocuk. Evet. Çocuk. Ama sen maşallah bayağı bir serpilmişsin. Vay! Hayırdır? Bırak beni hayvan. Yok yok, ben vazgeçtim. Sen bana kızınca nedense daha çok hoşuma gidiyor. İçim gıcıklanıyor. Anlıyor musun? Kamil. Oğlum git ipleri getir. Hadi bakalım. Kerem Efendi. Film yeni başlıyor. Nurvet, bana toprağı verir misin? Merhaba Çınar Bey. Toprak Hanım öğleden önce Kerem Bey ile dışarı çıktı. Henüz dönmediler efendim. Kerem Bey mi? Evet efendim. Tamam oldu. Geldiğinde beni arasın. Olur mu? Tabii Çınar Bey. Ne haber? İyi günler. Sağ ol. Nasılsın Mehmet? İyi. Ece de gelecekti toplantıya. Haberin var mı? Ya benim holdingde işlerim uzayınca o erken çıktı. Gelmiştir çoktan. Buradaki ofisleri de holdinge taşıyalım en iyisi. Ya iyi olur vallahi. Toplantı için bile olsa git gel. Canımız çıkıyor. Amcamın sesi hep kulaklarımda çınlıyor. Burası bizim mayımız. Biz bu ofislerde çalışarak bugünlere geldik der. Söyle bakalım Kerem Efendi, canın karşılığında bu parayı kim verir? Ha, abi canım bu kadar etmez dersen. Bak Barbie için eminim bu parayı verecek birisi çıkar. Abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.